Peki. Değerli basın mensupları. Sözlerime Japonya'da ev sahibi takımı yenerek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlarda da ülke olarak göğsümüzü kabartacaklarına, yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz. Yine Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdı. Her birini ayrı ayrı kutluyoruz. Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde son iki yıldır hükümetin faiz konusunda bel kıran dönüşlerinin ekonomiye etkisi, milletimizi ezen enflasyon ve işsizlik, hayat pahalılığı ve açlık, hükümetin sürekli oyalayıp enflasyon canavarına yem ettiği emeklilerimiz, borcu borçla çevirerek günü kurtarmaya çalışan vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı faizlerinin artmasıyla yaşadığı sıkıntılar, ülkemizin sessiz istilası anlamına gelen sığınmacı meselesi, hükümetin ülkeyi yönetememesinin sebep olduğu çürüme vardı. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ayrıca Karabağ'daki gelişmeleri de dikkatle değerlendirdik. Türkiye ve Azerbaycan aynı anda çarpan tek yürektir. Uluslararası hukuka göre Karabağ'da Azerbaycan emek, egemenliği meşrudur. Azerbaycan'ın bu süreçte sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği özen ve barışı tesis etmeye yönelik söylemleri takdire şayandır. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği terörle mücadele operasyonunun bölge barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli basın mensupları Siyasetçiler, yöneticiler hep birkaç adım sonrasını düşünmek zorundadır. Vatandaştan yetki alanların, insanların umutlu, mutlu, huzur içinde yaşadığı bir ülke için en iyisini yapma mecburiyeti vardır. Hiçbir millet umutsuzluk içinde yaşayamaz. Umutsuz to umutsuzluk toplumları çürütür. Yönetenler günü birlik politikalarla hamaset dolu sözlerle yarının sorumluluğundan kaçamazlar. Maalesef ülkemiz tam da böyle bir anlayışın elinde yönetilmemektedir, çürümektedir. Erdoğan'ın burnunun dikine giderek ilk faiz indirimini yapmasının üzerinden tam iki yıl geçti. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından çakma ekonomist çark etti. Hem de ne çark? Ekonomiyi daha önce dolandırıcı ilan ettiği bakanla Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği merkez bankası başkanına bıraktı. Onlar da Erdoğan'ın onların da ilk işi Erdoğan'ın izlediği politikaları irrasyonel ilan etmek oldu. Seçimden önce yüzde sekiz buçuk olan politika faizini üç ayda dörde katladılar. Erdoğan'ın faiz macerası arkasında devasa bir enkaz bıraktı. Daha 3 yıl önce %19 olan politika faizi şimdi %30. 8 lira 65 kuruş olan 1 doların değeri şimdi 27 lira 20 kuruş. %19 olan enflasyon şu anda %50. Dahası Erdoğan seçim öncesinde yıl sonunda %20'ler seviyesinde olacak dediği millete söz verdiği enflasyonun yıl sonunda yüzde 65 olacağını da orta vadeli programda kabul etti. Ancak bu tablonun müsebbibi Erdoğan yurt dışına çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nde yine sorumluluktan kaçmaya başladı. Enflasyonun dünyanın sorunu olduğunu anlattı. Tabii Türkiye'nin neden enflasyonun şampiyonlar liginde dünyada ilk beş ülkeden biri olduğunu anlatmadı. Bizdeki aylık enflasyonun neden 140 ülkenin, dünyadaki 140 ülkenin enflasyon, yıllık enflasyonundan daha fazla olduğunu, bunun kimin eseri olduğunu da açıklamadı. Dünyada gıda fiyatları düşerken, bizde neden sürekli arttığından, gıda enflasyonunda neden dünya dördüncüsü olduğumuzdan, ülkemizde yaşanan çocuk açlığından hiç söz etmedi. Kendi politik hataları nedeniyle Türkiye'nin nasıl dünya sefalet endeksinde ilk 40'a giren tek OECD üyesi ülke haline geldiğini, ülkeyi sefalet endeksinde Sudan ile Surinam arasına nasıl sıkıştırdığını da anlatmadı. Bu verimli topraklarda, bu genç nüfusumuzda G20 ülkeleri arasında Arjantinle birlikte neden sefalet şampiyonu olduğumuzdan ise hiç söz etmedi. Herkes biliyor. Bizdeki enflasyon dünyadan falan değil. Tamamı Erdoğan'dan. Erdoğan'ın ev yapımı krizi yüzünden. Şimdi Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni vitriniyle birlikte 2024'ün ilk çeyreğinde enflasyonu düşüreceklerini anlatıyor. Beyefendi 2023'ü gözden çıkarmış. Önümüzdeki yıla randevu veriyor. Onu da göreceğiz. Arkadaşlarının başarılı olacaklarını da söyleyerek sorumluluğu onlara yıkıyor. Yeni çarklara ve kaçışlara zemin hazırlıyor. Değerli basın mensupları, saray ve şurekası ekonominin ayarları öyle bir oynadılar ki artık ekonomi ayar tutmuyor. Faizlerin seçimden sonra dörde katlanmasına, Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satışının sürmesine rağmen paramız pul olmaya, enflasyon azmaya devam ediyor. Merkez Bankası hafta içinde politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti. Böylece seçimlerden sonra politika faizi toplamda 21 buçuk puan birden arttı. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz haddinin yüzde 30'lara çıktığını en son 2003 yılının Ekim ayında görmüştük. Yani tam 20 yıl önce görmüştük. Merkez Bankası'nın piyasaya borç verme faizi yüzde 31 iken, İstanbul Ticaret Odasının enflasyonu yüzde 20,3'tü. Dolar kuru da o gün 1 lira 40 kuruştu. Bugün Merkez Bankası'nın politika faizi yine yüzde 30, ama gerçekleşen ithal enflasyonu yüzde 74, 1 dolar da 27 lira 20 kuruş. Bu işlerin nasıl raydan çıktığını açık seçik ortaya koyuyor bu kadar faiz arttırıyorlar. Dolar da enflasyonda artık tınmıyor. Bunun sarayın güven vermeyen siyasetinden kaynaklandığının tüm dünya farkında. Erdoğan daha önce Mayıs ayındaki seçimden hemen önce. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyonda faizle beraber düşecek diyordu. Sonuç Sonuç tam tersi oldu. Faiz de uçtu, enflasyonda uçtu. Tarihimizde ilk kez devletin iç borcu için ileride ödeyeceği faiz borcun ana parasını aştı. Bütçenin faiz giderleri şaha kalktı. 1975-2002 döneminde bütçeden her gün yapılan faiz ödemesi yaklaşık 24.5 milyon dolardı. 2003 2023 döneminde söz konusu ödeme 73 milyon dolara çıktı. Son Cumhurbaşkanının imzasıyla yayınlanan orta vadeli programa göre ise 2024-2026 döneminde devletin bütçesinden her gün yapılacak faiz ödemesi yaklaşık 113 milyon dolar olacak. Milletin bankaları olan borcunun artan faiz yükü yetmedi Şimdi bir de millete bütçenin faiz yükünü taşıtacaklar. Bunu ödemek için milletimiz önümüzdeki 3 yılda daha çok çalışacak. Daha çok vergi ödeyecek. Atalarımız ne güzel söylemiş. Hilekardan yumurta alan içinde sarısını bulamaz. Değerli basın mensupları, milletin gelirine enflasyonla pul eden hükümet, şimdi milletin kredilerini kesme, kredi kartlarına sınır getirme hazırlığında. Diğer taraftan son faiz kararından sonra ihtiyaç kredilerinin faizleri yüzde altmışa dayanmış vaziyette. Kredi kartı gecikme faizleri de başına alıp gitmiş durumda. Borcu borçla çeviren vatandaşlarımız için hayatın giderek zorlaşacağı bir dönem başlıyor. Nitekim ilk 9 ayda icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'a yakın artmış. 10 milyonun üzerine çıkmış. İlk 8 ayda 95 bin çeke karşılıksız işlemi yapılmış. Karşılıksız çek tutarı yüzde 163 artışla 31 milyar 400 milyon liraya yükselmiş. Uluslararası Para Fonu bile Türkiye ile ilgili son dördüncü madde gözden geçirme raporunda yüksek enflasyonla artan konut ve gıda harcamalarının dar ve sabit gelirle çalışanların boğazını nasıl sıktığını anlatıyor. Ülkede çalışanların yarısından fazlası açlık sınırının altındaki asgari ücret ya da civarında bir ücrete talim ediyor. Çalışmayan aç, çalışan da aç. Millet sadece yoklukla değil açlıkla da sınanıyor. Diğer taraftan elinde biraz parası olan da eriyip gitmesin diye borsaya yöneliyor. Olmayacak hisseler olmayacak fiyatlara çıkıyor. Hükümetin kerameti kendinden menkul sözde alimleri de borsaya yatırım yapın fetvaları veriyor. Yarın öbür gün buraya para yatıranların dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaları ve bir kere daha piyasanın köpek balıklarına yem edilmeleri eğer tedbir alınmazsa kaçınılmaz. Parası olan vatandaşlar da paralarını hızla yurt dışına kaçırıyor. Son 3 yılda vatandaşların yurt dışı portföy yatırımları 4 katına çıkmış. Değerli hocamız Korkut Borataf'ın ifade ettiği gibi ekonomide çökmeden çok daha tehlikeli bir süreci yaşıyoruz. Ekonomi ve devlet yönetimi çürüyerek dağılıyor. Sadece çökme olsa çöken kaldırılır. Ama bu çürüme öylesine sinsi ki burunlar bu kokuya yavaş yavaş alıştırılıyor. İnsanlar yaşanan felaketi giderek kanıksamaya başlıyor. Saray, şürekası ve ekonominin parazitleri bu leş kokulu ortamda semiriyor. Milletimiz her geçen gün daha fazla eziliyor. Bu çürüyen yönetimin emekliye ettiğini akrep etmez. Emekliyi Haziran'da mağdur ettiler, maaş artışı vermediler. Sonra tepkiyi görünce Ekim'de emekli aylığına düzeltme diye bir fısıltıyı emeklilerin kulağına üflediler. Ama Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri dönüşü ölen ölsün kalan sağlar bizimdir dediği emekliye kapıları önümüzdeki senenin başına kadar kapadı. Şimdi bakanları ve partisi lafı çevirmek için kıvranıp duruyorlar. Biri çıkıyor, bütçenin durumu malum, idare etmek lazım diyor. E, bütçeyi idare edecek emekliyi mi buldunuz? Yandaşlarınızı idare edin. Öbürü zam olmasa da bir ikramiye olabilir diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı da yıl sonuna kadar inşallah düzenleme yapacağız diyor. Badel Harabül Basra, Basra Harab olduktan sonra bu çürüyen rejimde çocuklar okula aç gidip geliyor. Bu ülkenin vatandaşları hep bir ağızdan çocuklara her gün okulda bir öğün ücretsiz yemek isterken, talep ederken hükümet olan yemeği de kaldırıyor. Bakan Bey öğrencilerin açlığıyla uğraşacağına Atatürk'e hakaret eden öğrenciler yetiştiren bu çarpık eğitim sistemini düzeltmek için kafa yoracağına, özel okullarda asgari ücret altında çalıştırılan öğretmenlerimizin derdine derman bulacağına, öğretmenlere önlük giydirmenin peşinde. Dünyada tarımın başladığı bastonu diksen, yaşartan bu bereketli topraklarda yoksulluğu geçtik, açlığı konuşuyoruz. Erzurum'da piyasanın az altında fiyata bir kilo et alabilmek için insanlar sabahın altısında kuyruğa giriyor. Kimi görüntü alan basın mensuplarından utanıyor, kimi çek kardeşim yönetenler halimizi görsün diyor. Kuyruktaki bir vatandaş bizi bu hale koyanların vicdanları rahat mı diye soruyor. Bir başkası da araya girerek suç bizde her defasında bunlara oy veriyoruz diye hayıflanıyor. Ekim ayında elektriğe yüzde otuz civarında zam haberleri geliyor. Seçimden önce ülkenin dört yanından petrol fışkırıyordu. Hatta öyle bir petrol bulunuyordu ki çıktığı gibi traktörüne koy çalıştır diye hikayeler anlatılıyordu. Şimdi mazotta, benzinde kırk lirayı buldu. İki yüz liralık yakıt alsan ibre kırmızıdan yukarı çıkmıyor. Ama Erdoğan dışarıda gazetecilere İstanbul'da enerji hub'ı kurmaktan bahsediyor. Biz zamlar zam olmaktan çıktı, zulme döndü demiştik. Artık en yakınlarındaki ortakları bile bu enflasyon, bu pahalılık azap değil de nedir diye soruyor. Ama hükümet hiç oralı değil. Erdoğan'ın aklında varsa yoksa LGBT renkleri var. Ona her şey LGBT renklerini hatırlatıyor. En son yandaş basına Birleşmiş Milletler duvarlarında LGBT renklerini gördüğünü anlatıyor. Buradaki liderlerden bir tanesi de LGBT'ci diye onlarla dedikodu yapıyor. Bunun üzerinden aile ahlak dersleri anlatıyor. Ya gerçekten kendi de şürekası da dünyadan habersiz ya da bilerek Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlatan boyalı merdivenlerine, salon süslemelerine LGBT renkleri diyor. Arkasına da seçim taktiği olarak kullanacağı belli olan anayasa değişikliği önerisini ekliyor. Buradan bu arada Türk yetkililerini de uyaralım. İnternet sitenizden sürdürülebilir kalkınma hedefleri sayfasını kaldırmazsanız sizin de Erdoğan'ın hışmına uğramanız yakındır. Erdoğan kalkınmadan bir haber ama milleti bölmekten, içinden düşman çıkartmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Erdoğan gerçekten aile yapısını önemsiyorsa ülkede aileleri asıl dağıtanın, boşanmaları arttıranın, ahlakı bozanın, kendi eseri olan enflasyon, hayat pahalılığı, geçim derdi olduğunu kabul etmelidir. Geçen yıl bu ülkede 181 bin çift boşanmış. Boşanma hızla artıyor boşanmalar. Erdoğan önce ekonomiye bunları önlemek için bir çözüm aramalıdır. Milleti bölmek için yalana, dolana, gözünü boyamak için anayasa değiştirmeye sarılacağına asıl bulabiliyorsa bu çürümüşlüğe çare bulmalıdır. Bu çürüyen rejimde devlet yönetimi ve kurumlarda büyük bir hızla çürüyor. Sayıştay'ın her tarafı budanmış, sansüre uğramış raporlarıyla bile devlet yönetiminde nasıl bir çürümenin yaşandığı ortada. Kurumlar Sayıştay'a bilgi vermiyor veren de yarım yamalak veriyor. Gelir tahmini yapıyorlar. Gerçekleşme tahminden yüzde 25.316 oranında sapıyor. Bu tahmin mahmin değil. Bu tamamen atma, atmasyon. Millete sabır telkin eden ama itibardan hiç tasarruf etmeyen sarayın yıllık harcamaları yapılan revizyonlarla 6 milyar liraya dayanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın milyonlarca lira yardım ettiği dernekte Antrenör var, sporcu yok. İhaleler, ihaleler bölüne bölüne, yasal sınırın altına düşürülüyor. İhaleyle alınması gereken mal ve hizmetler doğrudan temine dönüştürülüyor. İstisna maddesine uymadığı halde pek çok ihale istisna maddesi kullanılarak yapılıyor. Hükümette, dövizle borçlanmayın, döviz borçlarını Türk lirasına çevirin dedik durduk. Biz bunları söylerken tek kuruş vermiyoruz dedikleri döviz garantili kamu özel işbirliği projelerine Sayıştay raporlarına göre milletin bütçesinden milyarlarca lira aktarmışlar. Şehir hastanelerine ödenen garantilerin hesabı ise belli değil. Hazine garantili borçlar tek bir yılda kur farkından dolayı tam 123 milyar lira artmış. Yetmez. Hazine'nin borç yükü seçimden bu yana 1 trilyon 287 milyar lira artarken bu artışın 963 milyar lirası yani %75'i dörtte 3ü döviz cinsi borçların Türk lirası karşılığındaki artıştan gelmiş. Bu çürüyen rejimde bir tarafta milletimiz hızla kutuplaştırılırken cumhuriyetimizin üstüne inşa edildiği milletin birliği ve dirliği giderek yok oluyor. Yeni yeni millet tanımları ortalarda dolaşıyor. İtalyan Başka, Başbakanı ülkemi Avrupa'nın sığınmacı üsümü, üssü yaptırmam derken Ürdün Kralı daha fazla sığınmacı ev sahipliği yapacak gücümüz ve kaynağımız yok. Suriyeliler geleceklerini misafir oldukları ülkelerde değil kendi vatanlarında aramalıdır diyerek ülkesinden yana tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama Erdoğan yurt dışındaki ortaklarına 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz diyor. Bir de onlara bizi şikayet ediyor. Tepkiler çığ gibi, ülkede tepkiler çığ gibi büyüyünce bu kez partisinin grup başkan vekili yurt içinde reis öyle demek istemedi diye top çevirmeye kalkıyor. Buradan tekrarlayalım. Erdoğan'ın sözleri de misyonda gayet açıktır. Herkese Sorosçu diye saldıran Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Soros bundan 8 yıl önce bu sığınmacılarla ilgili olarak ne dediyse onu aynen tatbik etmektedir. Soros sığınmacıların Türkiye'de durmasının daha ucuz ve daha verimli olduğunu söylemiştir. Avrupa ve Türkiye arasında yapılacak bir anlaşmanın temel hedefinin bu olması gerektiğini de yazmıştır, anlatmıştır. Sarayda oturan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı da, Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasını tereddütsüz imzalamıştır. Üç para beş kuruş karşılığında Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapmaktan vazgeçmiştir. Şimdi saray ve şurekası bir taraftan milletin çeşitliliği laflarını ortaya atmaktadır. Diğer taraftan da yandaş gazetecilere sığınmacıları bağrımıza nasıl basmamız gerektiğini anlatan videolar çektirmektedir. Bu izan fukaraları da sığınmacılarla tek milletiz demeye kadar işi götürmektedirler. Büyük devlet adamı önderimiz Atatürk'ün ifadesiyle milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Kendi aklınca ithal bir millet yaratmak isteyenler, kürekleri tarihimizin akışının tersine çekmeye çalışan emperyalizmin projelerinin maşaları dün olduğu gibi bugün de hezimete uğrayacak bu girişimleri tarihin tozlu rafları arasında yerlerini alacaktır. Biz canımız ve kanımız pahasına aldığımız Anadolu ve Rumeli topraklarının kirli hibrit savaş oyunlarıyla emperyal heveslere peşkeş çekilmesine dün izin vermedik, bugün de izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, bu çürüyen rejimde kurumların, kavramların, düşüncelerin yanında belki de en çok devletin temel direği olan adalet çürüyor. Ülke vahşi batıya döndü. Her gün ülkenin bir köşesinden çatışma haberleri geliyor. Hatay'ın seçilmiş milletvekili, <laughs> gerçekleri yazan gazeteciler içeride, yasa dışı bahis baronlarının mahkemelerce serbest bırakılması için oyun üstüne oyun oynanıyor. Azerbaycan'ın mafyasını Antalya'da vuruyorlar. Yeğenle İstanbul'da ateş açıyorlar. Arabalarda tam otomatik suikast silahları bulunuyor. Gürcü mafyası Trabzon'da, İsveç mafyası İstanbul'da çatışıyor. İsveç basınının yaptığı Karamamba lakaplı mafya şefinin parayla Türkiye Cumhuriyeti pasaportu aldığı haberleri yazılıp çiziliyor. Bu kara düzenin sahipleri kara paralarını da yanlarında getiriyor. Esenboğa'da yakalanıp yerlere yatırılan mafya yurt dışından getirdiği paraları varlık barışıyla ülkeye nasıl sorgusuz sualsiz soktuğunu ifadesinde tek tek anlatıyor. Hep söyledik Türkiye'nin kaynağı belli, güvenli, anlık değil sürekli yeni iş imkanları aş sağlayan temiz finansmana ihtiyacı var. Ama yönetenlere güven kalmayınca sermaye kaçıyor. Bu defa cin fikirler devreye giriyor. Aflarla kirli parayı yıkama merkezine dönen ülkemiz, mafyalara cennet, vatandaşa cehennem oluyor. En son Hazine ve Maliye Bakanı, Dünya Bankası'ndan 809 milyon avro borç bulduklarını sosyal medya hesabından duyuruyor. Oysa bulduk diye bayram ettikleri bu para 3 aşağı 5 yukarı bunların Müstafi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yıllar önce Anka Park'a gömdüğü para kadar. Soruyoruz yatırımı ihracatı bırakmışlar. Her yerden borç dilenen sonra da 895 milyon avro borç bulduk diye sevinen sosyal medyada duyurular yapan dünyada başka kaç tane hükümet vardır? Değerli basın mensupları, bu hükümet bu ülkenin bu milletin hiçbir derdine derman olamaz. Seçimden sonra yaptığı ve yapmadıklarıyla bunu ispatladı. Şimdi Erdoğan partisinin yüzde da altında altına inen oyuyla seçim kazanmak için her yolu deniyor. Bütün ümidi muhalefeti ne yapıp edip dağıtmak. Yüzde otuzla ülkenin yüzde yüzüne el koymak. Havuz gazetelerinde kendi belediyelerinin rezilliklerinin üstünü örtüyor. Bizim belediyelerimize ise kara çalmaya devam ediyor. Hükümet belediyelerimizin hizmetlerini önlemeye çalışırken iktidarın çoğunlukta oldukları belediye meclisleri de hemşerileri için çalışan Cumhuriyet Halk Partili başkanları engelliyor engelliyorlar. <laughs> Ankara'da atık su arıtma tesisi için bulunan dış kaynaklı krediyi Erdoğan onaylıyor ama Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu belediye meclisi buna taş koyuyor. İstanbul'da belediyemizin otizmli ve down sendromlu çocukların kullandığı merkez haline getirdiği spor tesisini kendi ilçe belediyelerine devrediyorlar özel ihtiyacı olan çocuklarımıza verilen hizmeti engellemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği belediyelerde vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor. Daha önce almadıkları hizmeti alıyorlar. Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın parti meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarına inananlar olarak bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız. Ülkemizi kifayetsiz muhterislerin elinden kurtaracak yolun kapısını açacağız. Milletimizi bölüp parçalayarak yalanla, hileyle, hurdayla siyaset yapmanın sonuna gelindi. Meydanlarda söylenen yalanların faturası ağır oldu. Milletimiz önümüzdeki seçimlerde kendine bunca zulmü reva görenlere sandıkta mutlaka gereken cevabı verecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Şimdi bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla, manzaralarla, karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz. Ama öyle görünüyor ki bu soruyu soranlar bizim kongrelerimizde uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kongresinde karga, kavga var diye sunmanın ve sormanın da neye hizmet ettiğini dinleyenlerin takdirine bırakıyoruz. Bu soruyu soranların bugüne kadar Erdoğan'a bakanlar kurulunda çıkan kavgaları, tekme tokat iddialarını, Cumhur İttifakı partilerinin kongrelerinde uçan sandalyeleri sorup sormadığını da doğrusu merak ediyoruz. Sizin bu konuya ilişkin bir yorumunuz olacak. Ya biz bir başka partinin hep söylüyorum iç işleriyle ilgili tercihleriyle ilgili yorumda bulunmamayı tercih ederiz. Bu soru vesilesiyle de bir rahatsızlık geçiren İyi Parti Genel Başkanı Sayın Mayral Akşener'e de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Ankara geçtiğimiz haftalarda yapılan bir operasyonda tutuklanan hakkında suç örgütü lideri suçlaması olan kişinin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan olduğu iddiaları olduğu iddialarını konuşuyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır açıklamasını yaptı. Siz bu desteği ve zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkçası Vefayla siyasi ahlakla bunun ne alakası var? Bu kişiyi tutuklayan bu ülkenin İçişleri Bakanlığı. Siyasi ahlak bir suç söz konusuysa o suçun üstüne amasız, fakatsız gitmeyi gerektirir. Kendi ittifaklarının İçişleri Bakanı bu soruşturmayı yürütüyor. Şimdi bu soruşturma süreci devam ederken Bahçeli'nin "soylunun arkasındayız." açıklaması manidardır. Bu aynı zamanda soruşturmaya müdahale anlamına gelir. Diğer taraftan yerel seçimlerde işbirliği tartışılarken MHP'den gelen bu açıklama AK Parti Genel Başkanı'nı yargıya müdahale etmeye davet olarak da okunabilir. Kaldı ki Bahçeli'nin mafya yapılarıyla münasebetleri fotoğraf albümleriyle ortadadır. Sakladığı bir hususta değildir. Evet var mı başkası? Bir soru var galiba. Sayın Öztürk yakın zamanda Özgür Özel'in bir açıklaması olmuştu. Milletvekili aday listeleri açıklanırken Sadullah Herğini gördüğümde isim benzerliği mi diye düşündüm. 39 milletvekilini gördüğümüzde şaşırdık e, şeklinde. E, daha sonra Bülent Tezcan'ın bir açıklaması oldu. Helalleşme çağrısını videolardan öğrendik. E, bunun bir istişare süreci olmadı şeklinde. Acaba bu seçmende Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde istişare kültürünün yeterince yerleşmediği ya da anti demokratik uygulamaların olduğu şeklinde yorumlanıyor mudur? Ya da gerçekten de hani haberleri yok muydu? E, bu cümleleri, bu e, açıklamaları neyin üstüne yaptılar? Yani ben genellikle partimizin iç işleriyle ilgili olarak burada konuşmayı tercih etmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. E, hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar partinin içinde istişare mekanizması işlememiştir.